Almanya'nın doğusunda bir ilticacı ile buluşmaya gidiyoruz. Türkiye'de Gülen yapılanmasında yönetici konumunda bulunmuş bir din öğretmeni. Tutuklanma korkusuyla ailesini de yanına alıp Almanya'ya gelmiş. 9 aydır 4 kişi bu odada yaşıyorlar. Türkiye'deki aile fertleri hakkında duyduğu endişe nedeniyle kimliğinin açıklanmasını istemiyor. Fethullah Gülen taraftarı olarak Türkiye'de terörist damgası yemesini hala anlayamadığını ve Gülen hareketinin Erdoğan'ı yıllarca desteklediğini söylüyor. Bunları söylediği için biz destek olduk tabirlerindeyse. Ben onu da verdim ya. Bu saklanca bir şey değil ama o zamanki söyleyenler de sonradan işte bu artık açıklarım ortaya çıktı. Biz bilmiyorum ya. Yani siyasi konuları da çok bilmiyorum ama nasıl anlatabilirim bunu? Diyalog kurarak. Konuşarak. 2016'dan beri Türkiye'den binlerce Gülenci Almanya'ya iltica başvurusunda bulundu. Burada Berlin'de olduğu gibi kendilerine diğer Gülenciler tarafından kucak açılmış. Gülen'e ait Mültecilere Yardım Derneği'nde hukuki danışmanlık hizmeti veriliyor, ev ve iş aramada yardımcı olunuyor. İltica başvurusu konusunda ise endişeli değiller. İltica başvurularından %90'ı kabul ediliyor. Bence bu çok iyi bir rakam. Türkiye, darbe girişiminden sorumlu pek çok kişinin Almanya'ya kaçtığını iddia ediyor. Başzanlılardan firari Adil Öksüz'ün Berlin'deki bu evde bir süre saklanmış olduğu öne sürülüyor. Komşulardan biri onu hatırladığını söylüyor. Olabilir, görmüş olabilirim. Burada saklanmış olduğu söyleniyor, hiç dışarı çıkmazmış. Ama üzerinden uzun zaman geçmiş olmalı. Son iki yılda. Sadece bir kez gördüm. Peki, teşekkürler. Gülen yapılanması faaliyetlerinin sadece diyalog ve eğitim alanında olduğunu savunuyor, şiddet olaylarına karıştığı yönündeki tüm suçlamaları reddediyor. Almanya'da resmi verilere göre 30 okul işletiyorlar. Spandau semtindeki bu özel okul da onlardan biri. Başkentte kreşler de açmaya hazırlanıyorlar. Gülen yapılanmasından ayrılmış eski bir üye Alman televizyonuna verdiği röportajda oluşumu gizli paralel yapılara sahip bir tarikat diye niteliyor ve uyarıyor. Dışarıya gerçekle bağdaşmayan bir görüntü veriyor. İşte bu nedenle tehlikeli. Gerçek güç sahipleri dernek yöneticileri değil, Türkiye'den Almanya'ya getirilen imamlar. Gülen yapılanması ise hakkındaki suçlamalara Almanya'da daha açık bir tutumla karşılık vermeye çalışıyor. Berlin'de yılda bir düzenlenen kültür olimpiyatlarında dünyanın dört bir yanındaki Gülen okullarından öğrenciler barışçı bir dünya mesajı veriyor. Üst mesaj, hedefimiz İslamcılık değil. Hizmet hareketinin temelini sahip olduğumuz değerler oluşturuyor. Örneğin dinle modernizmin, dinle demokrasinin birlikteliği, çağımıza uygun bir İslam anlayışı. Ancak pek çok uzman bu mesajlara şüpheyle yaklaşıyor. Friedman Eisler'e göre hiçbir zaman reformcu olmayan Gülen, gayrimüslimlerle diyaloğu da sadece hedefe ulaşma yolunda bir araç olarak görüyor. Diyalog sadece şeriat odaklı muhafazakar bir İslam'ın etki alanını genişletmeye yönelik bir araç. Sadece dışarıya yansıtılanı değil, tablonun bütününü görmemiz gerekir. Bu tablo buradaki Batı toplumu için de bir İslami vizyon içeriyor. Buna rağmen Almanya'daki kiliseler Gülen yapılanmasıyla temastan çekinmiyor. Berlin'de kurulması planlanan ve tek tanrılı üç dinin mensuplarına birlikte ibadet imkanı sunacak House of One projesinde Alman Protestan Kilisesi Gülen temsilcileriyle işbirliği yapıyor. Bir başka örnek. Katolik Herder Yayın Evi yıllardır Fethullah Gülen'in ve Gülencilerin kitaplarının basımını gerçekleştiriyor. Doğu Almanya'daki ilticacı gibi takibat altındaki Gülenciler bu kadar uygun koşullarda Almanya'da olmaktan memnunlar. Önce şu ana kadarkilerden dolayı teşekkür ediyoruz Alman devletine ama bundan sonrası için olursa aynı şekilde hızlı bir şekilde entegre olup aynı ben öğretmenliğimi devam etmek isterim. Gülen yapılanması Almanya'da engelle karşılaşmadan rahatça yeniden örgütleniyor. Türkiye'den yeni gelenler de bu sürece dahil oluyor.